Çanakkale'nin en güzel kızını arıyorum. Niye burada arıyorsun diyeceksiniz. Bakın şimdi. Burası çünkü onların bölgesi. Her sene ben burada onlardan görürüm. Kesim vardır da işte görebilecek miyiz? Kendini saklamaz. Aha işte gösterir dedim. Fıstığa bak, fıstığa. Of 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 of. Bence Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin en güzel örümceği bu. Yani güzel örümcekler yarışması yapılsa dereceye girecek bir örümcek. Argiope. Müthiş bir şey ya. Bunun bir de lobata türü var. Argiope lobata. Bu sarışın tırtıklı abdomene sahiptir. Bakın ve hiç saldırgan değildir. Çok güzel şeyler çekebilirsiniz. Dokundum neredeyse. Kızma fıstık. Bak seni seviyoruz, meşhur ediyoruz seni. Şunun güzelliğine bakın ya. Bunlara yaban arısı örümceği de diyorlar. Zaten abdomenindeki desenler işte bu sarıcı arı falan bu tip arıları çağrıştırıyor. Ve bu arılar bunu kraliçe zannedip geliyorlar muhtemelen. Çünkü yakınlarında devamlı yaban arısı yuvası bulunuyor. Şuna bakın ya. İşte çok gösterişli ve büyük oluşundan dolayı bakın ağ süslemesi yapar. Görüyor musunuz? Ağ süslemesi. Küresel bir ağ. Küresel bir ağ ve üzerinde ağ süslemesi. Bu ağ süslemesini muhtemelen benim tahminime göre kuşların görmesi ve ağı parçalamaması için yapıyor. Gelir orta yerde böyle bekler. Araneuslar saklanır. Üst taraflara bir yere saklanır. Bakın buradan bağlamış. Şuradan bağlamış yaprakları. Şuraya gelmiş. Şu arka yapraktan şundan bir destek almış. Şöyle gelmiş. Şurada atlardan yine aynı şekilde. Şuraya küresel. Bakın her tarafı bağlamış. Bir de ekstradan şöyle ayrıyeten ön tarafından bir değişik bir ağ falan atıyorlar. Bakın dibine girdim. Şu anda vücut olarak, kamera olarak değil, vücut olarak yaklaşık 40 santimetre mesafedeyim. Kameram değil, değme mesafesinde zarar vermemek için hiç zoom yok. Şöyle zoomla böyle güzel bir detay alalım bakayım. Şuna bak ya, şuna bak ya. Of. Bu örümceğe bayılıyorum ben. Çocukluğumun favorisi örümcek. Harika. Yani fotoğraf, doğa fotoğrafları çekmeye meraklı olanlar bu örümceği görürseniz yaklaşın, korkmayın. Yaklaşın. Bakın şu. Bakın. Değiyorum. Ne yapıyorsunuz? Şu anda bacağına değiyorum. Ne haber fıstık? Ne haber güzelim? Ne haber fıstığım? Allah seni tamam. O taktı lan. Isırmak istese şu anda döner ve ısırır. Ama hayvanın öyle bir derdi yok. Şunun güzelliğini görüyor musunuz? Bakın şu anda ısırmak istese saniyesini almaz. Saniyesini. Sevdiriyor kendini ya. Şuna bak ya. Aferin kızıma benim. Müthiş güzel. Bu siyah ve sarı. Sarının tonları hatta. Açığı var. Hafif daha parlak sarı rengi var. Bacaklarda da aynı şekilde siyah ve sarı egemen. Bakın. Lan bu hayvanlar beni anlıyor mu ya? Beni anlıyor mu bu hayvanlar yoksa ya? İnanılır gibi değil ya bak. Tamam güzelim hadi. Hadi güzel güzel avlan bakayım. Bırak elimi. Bırak elimi, gidiyorum ben. Hadi bırak. Bırak ver elimi. Süper ya. Harika bir şeysin sen ya. Seviyorum seni. Hadi bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Kal burada, yavruların olsun. Bir sürü seneye bir daha görüşürüz. Belki bu sene de çekerim seni. Hadi bay. İşte bir prenses daha bakın. Bu da buraya alça. Hemen arada 2-3 metre. Oo, avlanmış. Avlanmış bu prenses. Paket yapar. Bakın burada. Şöyle arkadan yaklaşayım. İşte. Ohohohohoho. Çıkıyor mu? Bakın, bakın ısırıyor. Bunu ısırıyor. Isırdı. Isırdı tekrar. Şu anda çok genç bir birey bu. Çok genç, keyfi yerinde. Yok yok kızım, yok. Yok, korkma, sakın ısırma beni. Yok kızım, bak bak. Avını, şu tripod kurun da çekeyim onu. İşte küçük prenses objektifin ucunda. Nereye kadar, nereye kadar sana yaklaşalım bakalım. Sen gerçi yeni avlanmışsın şimdi bize. Şunun güzelliğine bakın ya. Diğerinin 3'te 1'i. Abdomene sahip. Ama avlanmış, müthiş avlanmış. Şu beyaz bir şeyi paketlemiş. Bakın bırakmıyor. Ah, elimdeydi bana. İşte az önce soru geldi. Sallanıyor dedi. Bu da sallar. Tehdit eder. Bakın. Ama tamamen korkutmak amaçlı. Kesinlikle ısırma huyları yoktur. Şöyle uy. Şuradan yaklaşayım bakayım. İşte. Beşik gibi sallar. Haldır haldır sallar. Çok güçlü bir birey ama. Çok güçlü bir dişi. Genç bir birey. Ama çok avlanmış. Avlanması özgüvenini de arttırır. Bakın bırakıp kaçmıyor. Görüyor musunuz? Dur kızım, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bir şey yapmayacağım. Seviyorum seni. Seviyorum seni, seviyorum seni. Aferin kızım, aferin. Aferin benim fıstığıma. Tamam. Oy, ey, ey, ey. Parmağıma çıktı. Isırılmaz bu parmak ya. Odun gibi yanmaz o. Tamam tamam, gitme, gel. Gel gel, bıraktım, gel. Gel. Git al ya şeyini. Git al. Nasıl paketlemiş. Nasıl paketlemiş. Ve şey yaptı yani. Aha. O eşek kadar altın böceği. Eşek kadar altın böceği çalıların içine giriyor. Yumurtlayacak bir yere. Çık. Konarsa bulamayız. Onun çok büyüktü. Geçen sene de böyle çalının içerisine bir tane girmişti. Tokatla düşürdüm. Bunların kabuk, kalın kabukları olduğu için zarar görmüyorlar. Ama düşürdüğüm yerde bulamadım. Geldin mi? Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Vay be. Kartpostal gibisin kız. Kartpostal gibisin. Al. Yenmez değil mi? O koca parmak yenir mi? Bakın şimdi güzelliğine bakayım. Sakın renginden falan korkup, tamam mı, bu örümceklere zarar vermeyin. Bakın halk arasında bu örümcekleri zehirli diyorlar. Tamam, bütün örümcekler zehirli ama bu hem az zehirli, hem az zehirli, yani insana kesinlikle zarar verecek türden bir zehire sahip değil. İkinci olarak da ısırma diye bir huyu yok. Ne yaparsam yapıyorum, bakın elliyorum. İnsanla işi yok yani. Bunlar tamamen böceklere ve sineklere kodlanmış. Onlara odaklanmış. İçindekini ne bilmiyorum. Ama bakın bunu nasıl ısırıyor, şey yapıyor, bırakmıyor yani. Tamam, daha fazla rahatsız etmeyelim güzelim seni. Sen burada çoğal, hayatın devamını gerçekleştir. Yeni bireylerle karşıma çık tekrar. Hadi bakalım, bay bay.